Karamsal programından herkese merhabalar. Bu hafta sizler için derlediğimiz vizyon filmlerinin tanıtımına bir an önce başlayalım. İlk filmimiz Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. Kimliği açığa çıkan Örümcek Adam'ın sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulunan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatı olumsuz etkilemesine şahit olur. Arkadaşların üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, unutma büyüsünü yapmaya başlar. Ancak bu büyü MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyü yaparken parametreleri değişir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olacaktır. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. Botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through, and I can't stop them. Exclusively in cinemas. Matrix'le devam ediyoruz. 1999 yılında yayınlanan Matrix filminin 4. devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Neo karakterini bir kez daha Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin kadrosunda Carrie Anne Moss, Yahya Abdul-Maten, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith gibi isimler yer alıyor. We can't see it. But we're all trapped inside these strange repeating loops. Billions of people just living out their lives. Oblivious. But this is the moment for you to show us what is real. I remember this.
so deja vu. And yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good. Made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remembered what was real. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. War. Most important choice in Neo's life. It's not his to make. She believed in me. It's my turn to believe in her. Part of me feels like I have been waiting my whole life for you. If you want to see Trinity again, fight for her! Don't Look Up'la devam ediyoruz. Dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla dünyaya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma dünyanın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi yüksek lisans öğrencisi olan Kat Dibiskay'ın yaptığı bu keşif insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Kat ve Dr. Randall Meady İnsanlığa yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarmak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kerry ve Randall insanlara yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içerisinde bulur. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. I hear there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it. Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing, Dolan? I can't destroy my ex-wife's house. Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. We're gonna get the news out there, one way or another. It's real and it's coming. FBI! Jesus Christ, you could have just called me. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no, this what if we're rich? That would be terrible. You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. This could be a complete disaster. This is already a disaster. You know that girl from YFTV said we're all gonna die? No. Yo, bro! You'll never take me alive! There it is!
the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. Koma, geçirdiği kazanın ardından kendisini tehlikeli bir dünyanın içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kaza geçiren genç bir mimar kendisini garip bir dünyanın içinde bulur. Komada olan insanların anılarına dayanan dünyanın içinde bulunan adam, hayatını kurtarmak için dünyanın kurallarını öğrenmek zorundadır. Hayatı için zorlu bir savaşın içinde olan adam, gerçek dünyaya çıkış yolunu bulmaya çalışırken hayatının aşkıyla tanışma fırsatını yakalayacaktır. What happened to me? Am I dead? Deep inside a comatose state, you're introduced to a whole new world. This world is made up of memories. Everyone who's here didn't make it in real life. They had no future there, back in their reality. I remember that I couldn't be together with who I wanted to be, and here I can. It's a clean slate. What do you need reality for? I'm absolutely sure about it. You are here for a reason. Parayla devam ediyoruz. Ek iş yapmaya başladıktan sonra başka bir adam haline gelen bir adamın hikayesini konu ediyor. Orhan kendi halinde bir yaşam süren bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komada olan annesiyle ilgilenir, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arasının açılmasına neden olur ve zamanla baba rolünü kaybeder. İçine girdiği buhrandan kurtulmak için ek iş denemelerine giren Orhan, giderek başka bir adam haline gelecektir. Ben istiyorum ki biz bu meseleyi böyle tatlı tatlı kendi aramızda güzel güzel çözelim. Adamdan ses yok. Sen şimdi kefil olarak ne düşünüyorsun abi bu konuda? Annem şimdi komada. Bu para annemin hesabına değil, benim hesabıma. Yani bana yatarsa... Evi ne yapacağız? Ne bileyim ya. Allah aşkına ne oluyor ya? Ay ne bileyim ya, vallahi tutturdu gene kamera diye. Günde kaç kere dişinizi fırçalıyorsunuz? Takas düşünüyor musun? Düşünüyorsun. Acil lazım mı para? Yetersiz bak ya. Buraya gülücük koyayım mı? Oğlum neredesin ya? Ne demek niye beni aradılar? Ben kefil değil mi? Durumu nasıl? Gelişme var mı? Konu ne biliyor musun? Konu senin hem suçlu hem güçlü olma. Efendim? Posta. Sana geliyor ne abi? Buraya geliyorsan bu gel. Gel buraya. Taksimetreyi çalıştırmıyor musunuz?
Evet, bir diğer filmimiz The Electrical Life of Louis Wayne. 1860-1939 yılları arasında yaşayan ve çizdiği büyük gözlü kedilerle tanınan İngiliz ressam Louis Wayne'in hayatını konu alıyor. Filmde Wayne'in okul hayatı, kariyeri, evlilik yaşantısı gibi hayatının birçok evresi gözler önüne seriliyor. 10 yaşına kadar ailesi tarafından okula gönderilmeyen ve sıkıntılı bir okul yaşamı geçiren Wayne, West London School of Art'a girmesiyle hayatı değişir. Sanat hayatının odağı haline getirilen Wayne, 23 yaşına geldiğinde kendisinden 10 yaş büyük olan Emily ile evlenir. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmez. Evliliklerinin 3. yılında Emily meme kanserinden yaşamını yitirir. Eşini kaybetmesinin ardından kendisini çizimlerine veren Wayne, takıntı haline getirdiği kedileri eserlerine yansıtmaya başlar. Are you an illustrator? Yes. You're very muddy. I was attacked by a 1.5-ton bull. Oh! I am prepared to offer you a staff position. You capture something of the cat, perhaps because you yourself are an outcast. I do it to provide for the 5 hungry and precocious sisters that I live at home with. And we've had a governess. I think you're the first person to see the cats are ridiculous, frightened, and brave. Like us. Miss Richardson has had an incredibly positive effect on this family. Were you painting something? Is something funny, Miss Wayne? Not at all. Louis Wayne special! Look, there he is! Your cat man. Cat man. A whole cat world. They will turn blue and communicate with us in our own language. Did you say that they would turn blue? Yes, of course. Wow. What's going on in that funny little head of yours? Just remember, however hard things get, however much you feel like you're struggling, the world is full of beauty, and it's up to you to capture it, Louis, and to share it with as many people as you can. Evet, son filmimiz Yarım Kalan Hayatlar. Geçirdiği trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç bir iş insanının hikayesini konu ediyor. Adam Niskar başarılı bir iş insanıdır. Kariyer basamaklarını hızla çıkan Adam, genç yaşında iyi bir birikim yapar. İş yerinde terfi alan, güzel bir eve ve iyi giden bir ilişkiye sahip olan Adam, hayatının en güzel zamanlarını yaşamaktadır. Ancak geçirdiği kaza onun hayatını alt üst olmasına neden olur. Denize atlarken yanlış bir hareket yapan Adam felç geçirir. Kendisini tekerlekli sandalyeye bağlı bulan Adam, kız arkadaşı bu duruma uzun süre dayanamaz. Ebeveynleri de bu durumu kabul etmekte zorlansa da Adam mücadele etmeye karar verir. Go get her. She's not running away. She just hates my car. Adam Niskar. Christine. Don't chase money. Become an expert. Trust me, the money will follow. Angel said you wanted to see me? I brought you up here because I'd like you to be Frank's replacement. Nikki promoted me to director. Bam! Yes! Bolivar! That pop you heard, I dove straight into 3 feet of water. In the hospital. When you made impact, your head snapped forward and your 6th and 7th vertebrae were shattered. We are looking at some form of long-term paralysis. You may never regain any more function than you're capable of right now. But possibly he could. Welcome home! Hey, there he is. I'm never gonna walk again, am I? Oh, come on, kiddo. You heard what the doctor said. Sometimes life is horrible. Every day we wake up, we make choice. Get out of bed or stay in bed. We try suppository. Yep. Well,
I've got poker tonight. I'll see you tomorrow, son. I'm not good at these things. Woohoo! I am Adam. I'm big American baby. Do it. You have no idea the impact that you make on the people around the office. Even if I did come back to work, my performance would be non-existent. It's not like you were a figure skater. You sold mortgages over the phone. I rigged something up for you. Boy, you can get a grip on your razor and use a pen. Thanks, Seth. Yeah. I'm not very good with this kind of stuff. I don't know what else to say. You're here now. Let's just go from there. I have no idea what it is you deal with on a daily basis. You've always been patient with me. I was angry, and you treated me like a person. I'm ashamed about what I did. Can you forgive me? Hey, Ross. Yeah. Come here. Oh! Evet efendim, bir sinemasal programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.